Eşek her ne kadar çekindi ise de sonunda tilki hile ile galip geldi. Onu arslanın bulunduğu ormana çekip götürdü. Tilki hilede ayak diredi. Eşeğin sakalını tuttu, onu çekip götürdü. Bir tavşan hile ile bir arslanı kuyuya atarsa, bir tilki nasıl olur da eşeği çekip çayırlığa götüremez? Arslan ona saldırsın da yaralasın diye tilki eşeği dağa çıkardı, ormana götürdü. Eşek arslandan uzaktı. Fakat arslan eşeği görünce hırsından yaklaşmasına sabredemedi. Birden korkunç bir şekilde kükredi. Fakat kımıldayacak gücü, kuvveti yoktu. Eşek bu hali uzaktan gördü ve nalını atacakmış gibi ta dağın dibine kadar kaçtı. Tilki arslana dedi ki, "Ey padişahımız, kavga vaktinde neden sabredemedin? O aptal sana yaklaşsaydı, hafif bir saldırışla ona galip gelirdin. Acele etmek şeytanın hilesidir. Sabır ve tedbir ise Allah'ın lütfudur." Uzaktaydı. Saldıracağını anladı ve kaçtı. Senin de zayıf oluşun meydana çıktı. Yüzünün suyunu yerlerde döktü. Yani senin güçsüzlüğünü açığa vurdu. Arslan, "Kuvvetim yerinde ve kendimi zayıf düşmemiş sandım. Bu kadar halsiz düştüğümü sanmıyordum," dedi. "Açlığım, ihtiyacım haddini aştı. Açlıktan sabrım da, aklım da kaybolup gitti. Eğer elinden gelirse bir kere daha aklını kullan. Onu buraya tekrar getir. Hile ile kandırarak onu tekrar buraya getirirsen sana karşı çok minnettar olurum." Tilki, "Evet," dedi. "Allah yardım ederse onun gönül gözünü mühürler, onu kör eder. Beni görünce korkmuştu. Fakat korkusunu unutur. Bu da onun eşekliğinden uzak değildir. Fakat onu kandırır da tekrar buraya getirirsem yine acele ederek emeği boşa çıkarma." Arslan, "Evet," dedi. "Tecrübe ettim. Anladım ki pek hastayım. Halsizim. Neredeyse bedenim dağılıp gidecek. Eşek tamamıyla bana yaklaşmadıkça yerimden kımıldamam, kendimi uyur gösteririm." Tilki yola düştü. "Aman padişahım," diyordu. "Sen bana yardım et de aklı gafletle örtülsün." Eşek her kötü kişiye kanmamak için tevbeler etmiştir. "Onun tevbelerini hilelerimle bozayım. Biz aklın da düşmanıyız, aydın ahdin de." Sonunda tilki vakit kaybetmeden yine eşeğin yanına geldi. Eşek, "Senin gibi dosttan çekinmek gerek," dedi. "Ey adam olmayan, insanlık bilmeyen tilki, ben sana ne yaptım ki sen beni tuttun, o ejderhanın yanına götürdün? Bana kin tutmana sebep neydi? Ey inatçı, buna senin yaratılışındaki kötülükten başka ne sebep olabilirdi?" Tilki dedi ki, "O bir büyü, bir tılsımdı. Senin gözüne aslan gibi göründü. Yoksa ben beden bakımından cüssece senden zayıfım. Öyle olduğu halde gece gündüz rızkımı oralarda arıyorum. Eğer o çeşit bir tılsım yapmasalardı, her obur, her yiyici oraya koşar, orada rızkını arardı. Fillerle, ejderhalarla dolu aç bir dünya varken, öyle bir ova, tılsımsız, yemyeşil kalır mıydı? Zaten ben, öyle korkunç bir şey görürsen sakın korkma," diyecektim sana. Fakat gönlüm senin haline, korkup kaçışına acıdı da daldım. Bunları sana söylemeyi unuttum.
seni köpek açlığına tutulmuş, zavallı, yiyeceksiz kalmış bir halde gördüm de derdine bir derman olayım diye acele ettim. Yoksa sana tılsımı önceden anlatırdım. Görünenin arslan değil, bir hayal olduğunu söylerdim. Eşek dedi ki, ''Ey düşman, önümden çekil git. Çekil git de, ey hain, çirkin yüzlü, senin suratını görmeyeyim. Seni bahtsız bir hale sokan Allah, çirkin yüzünü de pek iğrenç bir şekilde yaratmış. Bana hangi yüzde geliyorsun? Gergedanın derisi bile yüzün gibi kalın derili değildir. Seni çayırlığa götüreyim diyerek apaçık canıma kastediyorsun. Azrail'in yüzünü gözlerimle gördüm. Sonra da geldin yine beni kandırmaya çalışıyorsun. Ben ister eşek olayım, ister eşeklerin en kötüsü, en kusurlusu olayım. Nihayet benim de canım var. Bunu nasıl feda edebilirim? Senin hilene nasıl kanarım? Benim gördüğüm o amansız, o müthiş arslanı çocuk görseydi hemen ihtiyarlardı, kocalırdı. Arslanı görünce öyle korktum ki o korkudan, o heybetten kendimi cansız, gönülsüz, perişan bir halde dağdan baş aşağı attım. O apaçık azabı görür görmez korkudan ayağım bağlandı. Lütuflar, ihsanlar sahibi Allah'a ahdettim. Ya Rabbi, ayağımdaki şu bağı çöz. Ey benim yardımcım, Allah'ım. Bundan sonra ahdim olsun, nezrim olsun, kimsenin sözüne, vesvesesine kanmayayım. O dua, o sızlanma, o niyaz sebebiyle Allah o anda ayağımın bağını çözdü. Yoksa o arslan, o korkunç erkek arslan bana yetişseydi halim ne olurdu? Arslanın pençesi altında eşek ne hale gelir? Ey kötü arkadaş! O kükreyen arslan yine beni kandırman için seni buraya gönderdi. Tilkinin eşeğe cevap vermesi. Tilki, bizim saf gönlümüzde tortu yoktur. Fakat vehmin doğurduğu hayaller de küçümsenemez. Ey saf gönüllü! Bütün bunlar senin vehminden, yoksa sana karşı gönlümde ne bir kötülük düşüncesi var, ne de bir hile var. Kendi çirkin hayaline kapılarak bana bakma. Seni sevenlere karşı neden kötü zanda bulunuyorsun? Temiz, saf kardeşler hakkında iyi zanda bulun. Zahiren onlardan cefa bile görsen, haklarında kötü düşünceye kapılma. Bu kötü hayal, bu kötü vehim, bu kötü zan meydana çıktı da yüz binlerce dostu birbirinden ayırdı. Şefkat gösteren, acıyan birisi sana cevretse, seni sınasa, akıllıysan onun hakkında kötü zanla düşmezsin. O başına gelen şey kötü bile olsa, dostlar o hatayı affederler, hoş görürler. Eşek bir hayli çalıştı. Tilki başından kovdu. Fakat köpek gibi acıkmıştı. Açlık kendisinden ayrılmıyordu. Adeta ona eş olmuştu. Hırs üstün geldi. Sabrı zayıfladı. Ekmek sevdası nice boğazları kesmiştir. O eşek açlığa esir olmuştu. Bu hile bile olsa zaten açlıktan ölmek üzereyim, dedi. Hiç olmazsa şu açlık azabından kurtulurum. Yaşayış, hayat bu ise ölüm bence daha iyi. Tilkicik eşeği ta arslanın yanına kadar götürdü. O yiğit arslan da
eşeği paramparça etti. O canavarlar sultanı karnını doyurduktan sonra susadı. Su içmek için kaynağa gitti. Tilkicik o zamanı fırsat bildi ve eşeğin ciğerleriyle yüreğini yedi. Arslan kaynaktan dönüp eşeği yemeye gelince ciğerleriyle yüreğini aradı. Fakat ne yürek vardı ne de ciğer. Tilkiye, "Ciğeri nerede, yüreği ne oldu?" diye sordu. Çünkü canavarlara bu iki uzuv kötü gelmez. Hatta bunları severler. Onun ciğerleri yahut yüreği olsaydı buraya bir daha gelir miydi? Dedi. O kıyameti, o korkuyu, o kaçışı, o dağdan atlayışı gördükten sonra onun burada ne işi vardı? Eğer eşeğin ciğerleri yahut yüreği olsaydı yine kalkar bir kere daha senin yanına gelir miydi? İnsanı Kamil. Kutup arslan gibidir. İşi de avlanmaktır. Geri kalan bu halk ise onun artığıdır. Gücün yettiğince kutbu razı etmeye çalış. Onun isteklerini yerine getir ki o kuvvetlensin de vahşi hayvanları avlasın. O zahmete düşerse, incinirse halk gıdasız kalır. Çünkü halkın rızıklanması aklın eli ile, aklın yardımı iledir. Halkın vecdi, manevi heyecanı, gönül gıdası ancak onun artığıdır. Gönlün eğer av istiyorsa bunu göz önünde tut, düşün. Kutup akla benzer. Halk ise tendeki uzuvlar gibidir. Bedenin terbiyesi, idaresi akla bağlıdır. Aklın elindedir. Kutbun zayıflığı ten zayıflığından olur. Ruh zayıflığından olmaz. Dayanıksızlık, çürüklük gemide olur. Nohta olmaz. Kutup o kimseye derler ki kendi etrafında döner dolaşır. Göklerse onun etrafında dönerler. Ona has bir kul, tam bir köle olduysa gemisini tamir hususunda ona yardım et. Ona yardım edersen bu yardım sana yarar. Seni geliştirir, onu geliştirmez. Cenab-ı Hak, siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder, diye buyurdu. Allah'a tevekkülün ne demek olduğunu anlatmak için bir zahidin tevekkül denemesi hikayesi. Zahidin biri rızık arama sebeplerini terk ederek şehirden ve halkın geçeceği yerlerden uzaklaştı. Hiç kimsenin uğramadığı, tanınmaz, bilinmez bir dağın eteğine çekildi. Rızkını beklemeye başladı. Sonunda aç kaldı. Başını bir taşa koydu. Uzanıp yattı ve kendi kendine dedi ki, "Ya Rabbi, senin sebep yaratmana, rızık vermene tevekkül ettim. Sana güvendim. Sebepleri bıraktım, buraya geldim. Sana güvenmenin sebepler meydana getirmesini göreyim." Zahidin biri, Peygamber Efendimizin kula rızık,
kat'i olarak Allah'tan gelir. İstesen de, istemesen de rızkın sana aşık olur da koşa koşa gelir, sana ulaşır hadisini duymuştu. Bu düşünceyi denemek için o zahit sahralara düştü. Sonra bir dağın eteğine vardı, orada yatıp uyudu. Rızkımın bana geldiğini göreyim de rızık hakkındaki zannım kuvvetlensin. Bir kervan yolunu şaşırdı da geldi, o dağa düştü. Rızık denemesine kalkışmış olan zahidi orada uyumuş, uykuya dalmış gördü. Birisi, "Bu adam neden böyle çölde, yoldan ve şehirden uzak bir yerde, çıplak bir halde yatıyor? Acaba ölü mü, diri mi? Çünkü ne kurttan korkuyor ne de düşmandan," dedi. Kervan halkı başına üşüştüler. Orasını burasını yokladılar. Zahit duymamazlıktan geldi. Hiçbir şey söylemedi. Ne kımıldandı, ne başını kaldırdı. O denemeye daldığı için gözünü bile açmadı. Bunun üzerine, "Bu zavallı sıska adam açlıktan bayılmış, kendinden geçmiş," dediler. Ağzına dökerek ona yedirmek için ekmekle bir çömlek yemek getirdiler. Zahit, rızkın insana muhakkak gelip yetişeceği hakkındaki vaadin, tevekkülün doğruluğunu anlamak için inadına dişlerini sıktı. Kervan halkı acıdılar. "Bu zavallı tamamıyla bitmiş, açlıktan ölüm haline gelmiş," dediler. Koştular, bıçak getirdiler. Dişlerinin arasına sokup zorla ağzını açtılar. Ağzına çorba döktüler. Ekmek parçaları soktular, tıktılar. Zahit kendi kendine dedi ki, "Gönül, susuyorsun ama sırrı biliyorsun ve kendini naza çekiyorsun." Gönül, "Biliyorum ama mahsus susuyorum," dedi. "Biliyorum ki canıma da rızık veren Allah'tır, tenime de. Bundan fazla deneme nasıl olur? Rızık sabredenlere ne hoş yetişiyor."